Bilge Dede ile Tembel Çocuk. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir tembel çocuk varmış. Tembel çocuk hiçbir iş yapmazmış. Bunun içinde adı Tembel Çocuk kalmış. Anne ve babası çocuklarının tembel olmasına çok üzülüyorlarmış. Komşu köyde bilge bir dede yaşarmış. Düşünmüşler, taşınmışlar. Tembel çocuğu bilge dedenin yanına götürmeye karar vermişler. Tembel çocuk bilge dedenin yanında da hiçbir iş yapmayacağını düşünüyormuş. Bilge dedenin yanında tembel çocuktan başka bir sürü çocuk daha varmış. Bilge dede hepsine seslenmiş. Haydi çocuklarım, yemek yapmak için biraz odun toplayın. Tembel çocuk evinde hiçbir iş yapmadığı için odun toplamaya gitmemiş. Diğer çocuklar odunları getirmiş. Bilge dede de güzel yemekler yapmış. Tembel çocuk çok açmış. Bir an önce yemek yemek istiyormuş. Ama Bilge dede yaptığı yemekleri odun toplayan çocuklarla yemiş. Tembel çocuğa yemek vermemiş. Tembel çocuk aç kalmış. Ertesi gün Bilge dede yine seslenmiş. Kim bana çeşmeden su getirecek? Çocuklar hep birlikte çeşmeye koşmuşlar. Tembel çocuk da su getirmek için koşmuş. Tembel çocuğun ve diğer çocukların getirdiği suyla Bilge dede bulaşıkları yıkamış. Sonra da yemek pişirmiş. Çocuklar Bilge dedenin yaptığı yemekleri iştahla yemişler. Bu kez su getirdiği için tembel çocuk da yemek yemiş. Tembel çocuk o günden sonra hiç tembellik yapmamış. Çünkü karnını doyurmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini aç kaldıktan sonra anlamış. Artık tembel olarak anılmamış. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Bilge dedeye, biri tembel çocuğa, biri de dinleyenlere.